Merhaba ben Ferit Et. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek blok serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü bölümde arkadaşlar sizlerle birlikte Ahır yapacağız hayvanlarımıza. Biliyorsunuz ki arkadaşlar hayvanlarımız hep ilk bölümden beri başıboş geziyorlar. Yani düşeni de oldu, düşmeye ramak kalanı da oldu arkadaşlar. Zor kurtardığımız da oldu. Hardan arkadaşlar sürekli düşüyorlar. Ve keşke diyorum ki ilk başta ahır yapsaydım. Mesela arkadaşlar aşağı bir tane mantar ineği düşmüştü. İlk bölümlerden hatırlarsınız arkadaşlar. Ve ben baya üzülmüştüm. Çünkü o mantar ineğinden arkadaşlar bedava yemek elde edebiliyorduk. Ve bedava yemek kaynağımız gitmişti arkadaşlar. Aşağı düşmüştü ahır yapmadığım için. Bugünkü bölümde arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle birlikte ahır yapacağız tek blokta. Ayrıca arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlerden çok ufak bir isteğim olacak. Lütfen videoya like atmayı ve... Kanalımıza bir maç unutmuyorsunuz. Hedefimiz 15.000 like. Bu video 15.000 like gelirse bu tür videoların devamı gelir. Ayrıca kanalımıza abone olarak 1 milyon kişilikte ailesine siz de katılabilirsiniz. Abone olduktan sonra arkadaşlar lütfen bildirim açmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bildirim açtığınız zaman videolarımdan daha hızlı bir şekilde haberde olabiliyorsunuz. Telefonunuza bildirim geliyor ve ilk yorumu siz atabiliyorsunuz. Bunları yaptıysanız eğer arkadaşlar şimdi yeterli malzemeyi elime alacağım. Ee, bir çit yapacağım bayağı arkadaşlar bu arada. Her hayvan için arkadaşlar bir tane ahır yapacağım yani bir tane arkadaşlar çiftlik yapacağım. Mesela buradaki tane tavuğumuz var. Bir tane daha tavuğumuz olması gerekiyordu. Bakalım o tavuk aşağı düşmediyse tabii ki de. Çünkü genellikle arkadaşlar her bölümde bir hayvanımız aşağı düşüyor. <laughs> yani kurtaramıyoruz arkadaşlar o derece oldu yani. O yüzden hardan bir ahıra ihtiyacımız var. Hani en azından saklayabileceğim bir yere ihtiyacım var. Şöyle bir bakalım. İki tavuğumuz var. Bak bir tane yumurta vermiş. Bu yumurtalardan da bir tane tavuk çıkar bence. Çok da iyi olur. E, etli sana 3 tavuk. Tamam burada iki tavuğumuz var. Burada bir tane ineğim pardon koyunumuz var. Bu arada normalde iki tane koyunumuz vardı arkadaşlar. Ama ne oldu diğer koyuna diye soracak olursunuz. Tabii ki de aşağı düştü. <laughs> Yani önceki bölümü izleyenler bilir arkadaşlar. Mantar iniği aşağı düştü lan mantar iniği. Bir de koyun düştü. Gri bir koyunum vardı arkadaşlar. Hala hatırlıyorum. Düştüler arkadaşlar işte aşağı. Yani yapacak bir şey yok. Birazca benim eşekliğimden dolayı. Yani keşke en başta yapsaydım arkadaşlar. Yani ilk başta yapsaydım bu ahırı. Hiçbiri düşmeyecekti. Bakalım yeterli tahtamız yok. Aynen yeterli materyalimiz yok arkadaşlar. Ne yapacağız bugün? Şöyle bir kendime balta yapayım. Ve arkadaşlar baltayla da e, tahta kırmaya başlayacağım. Hatta ağ çekelim arkadaşlar ve ağaçları direkt büyütelim. Çünkü gerçekten tahtaya ihtiyacımız var. Bakalım şöyle hangi ağacı ekebiliriz? Burada huş ağacımız var. Ayrıca arkadaşlar benim burada bir gizli sandığım vardı. Hatırlıyorsunuzdur bir önceki bölümden. Şöyle açıyorsunuz. Hatta bu sandığı kırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle aşağı iniyorsunuz. Burada arkadaşlar özel türler var. Bak mesela bak burada bir tane fidan var. Bu fidanı mesela ekeceğiz arkadaşlar. Gizli sandığımızdan da aldık. Şöyle. Aslında adada kimse yok da. <laughs> adada kimse olmamasına hemen niye böyle bir gizli sandık yaptım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Sebebini sormayın. Şöyle bir alalım. Kemik tozunda dönüştürelim bunları arkadaşlar. Tamam. Bunları kemik tozu yaptık. Güzel. Şimdi arkadaşlar ağacımızı büyütelim. Şuraya tam ağacı büyüteceğim. Çünkü harbiden oduna ihtiyacımız var. Hop tamam. Oo büyük ağaçtan çıktı hem de. Çok iyi müthiş süper arkadaşlar. En büyük ağaçtan çıktı. Bu ağaçtan bayağı odun çıkıyor. Yani en büyük ağaç olmasa da. Yani büyük ağaçtan çıktı arkadaşlar. Bakalım dışarı olan yeri var mı? Neyse bunlar aşağı düşer. İnşallah bu taraftan elime çıkmaz. Şimdi arkadaşlar 7 tane odunumuz olduğuna göre bunları hemen bir çevirelim. 28 tahtamız oldu. Ee, başka tahtamız var mı arkadaşlar Ta böyle sandıkta unuttuğum tahta tamam bunlar var bunları aldım tamam arkadaşlar şimdi çitleri yapmaya başlayalım şöyle bayağı bir çubuğa ihtiyacım olacak çitleri yapalım şöyle aslında çubukları yapıyorum şu anda tamam 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 bu kadar çubuğumuz oldu şimdi bir biraz daha çubuğa ihtiyacımız var tamam çok iyi arkadaşlar şimdi çit nasıl yapılıyordu onu unuttum ee, arkadaşlar çit nasıl yapılıyordu şöyle bir bakalım ee, çitin yapımına bunu böyle koyduk sanırım yok bunu böyle koyduk yoksa tersine mi koyuyorduk Tersine mi koyuyorduk? Aynen yok. Çitin yap. Arkadaşlar ben çit yapmayı unuttum. Hemen şöyle bir bakalım. Burada olması gerekiyor arkadaşlar. Burada çitin çıkmış olması gerekiyor. Çit nasıl yapılıyordu? Bakalım arkadaşlar. Aradan unuttuk ya. Ha elimde var zaten ama. Bu nasıl yapılıyor mesela? Arkadaşlar çit nasıl yapılıyor? Hardan Minecraft'ı unutmuşum ya. Normalde çit yapmayı biliyordum ama. Neyse. Şöyle bir bakalım deneyelim arkadaşlar böyle mi yapılıyordu şöyle mi buraya bir tahta mı koyuyorduk Buradan şunu mu çıkartıyorduk yoksa böyle mi yapıyorduk vallahi unuttum neyse ee, Şöyle yapalım bir de aha tamam aklıma geldi <laughs> Vallahi arkadaşlar çit yapmayı unuttuk ya böyle iş olmaz olsun Bak böyle yapınca çit kapısı oluyor Şöyle koyunca böyle koyunca arkadaşlar normal çit oluyor Çok iyi baya bir çite ihtiyacımız olacak Evet 10 tane çitle bir başlayalım İlk bir tavuğu koysak iyi olur mesela arkadaşlar Şuraya bir tavuğu koymak istiyorum Mesela bunun içine tavuğu koyacağım. Aa bak yağmur yağmaya başladı. Hatta ineği koysak daha iyi olur. Yok tavuğu koyalım ya da ya. Onun şimdi yemeği var ya. Ee, bir tavuğu koyalım bunun içine. Hatta bir tane çit kapısı yapalım. Şöyle aa tahta etmedi, Tahta etmedi. Ne yapacağız? Şunu dönüştürelim. Ee, bununla yapalım. Hadi çit kapısı. Bunu böyle ters koyduğunuz zaman sanırım çit kapısı oluyordu. Valla unuttuk Minecraft'ı arkadaşlar. Yok şöyle koyacağız sanırım. Şöyle şöyle. Şöyle koyunca çit kapımız oldu tamam. Şimdi çit kapısını yerleştirelim. Burası arkadaşlar ineğin yeri olsun tavuğun yeri mi? Yorumlarda karar verin arkadaşlar. Ee, gel bakalım tavuk. Takip ediyor musun beni? Aa takip etmiyor. Tohum lan. Aa tohum verdim. Hadi gel beni takip et. Aa ediyor. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. İkiniz de gelin. İkiniz de koyacağım. Gelin bakalım. Gel gel bak bak bak. Burada sizin eviniz var bak. Hii, gitmeyin lan gitmeyin bekle. Dur seni evine sokacağım bak. Buraya sana o kadar ev yaptım bak tavukçuk. Buraya girmen gerekiyor. Yoksa siz düşüyorsunuz tamam mı? Siz bayağı sakarsınız. Heh. Onu da soktum bak. Arkadaşın girdi sıra sende. Tamam. Evet iç ahırımız tamamlandı. Çiftliğimiz tamamlandı arkadaşlar. Şöyle çiftliğimizi büyütelim. Yine bayağı çubuğumuz var. Ama yine tahta eksiğimiz var arkadaşlar. O yüzden... Ee, bir tane daha aslında ağaç büyütmek istiyorum. Bir tane daha ağaç büyütelim. Hop, şu fidanları da alalım. Fidanlar çok önemli. Bir tane daha ağaç. İnşallah büyük çıkar. Aa, normal boyutta çıktı. Tamam, güzel. Bayağı bir oduna ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izleyip de video like atmayan varsa büyük ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Yani bunları yapın. Lütfen bunları yapın. Bakın sizler için, ne bileyim böyle çiftlik falan yapıyorum, ahır yapıyorum. Şimdi ne yapalım? Ee, yine bir çit yapacağız. Bir tane çit kapısı olsun. Birazcık da arkadaşlar çit yapalım Şöyle hop hop tamam Çitimiz doldu çok iyi Şimdi arkadaşlar burayı kapatalım Buraya da kimi sokalım Ve nasıl sokabiliriz aslında kimi sokalım Değil de mesela şu buğdayı alalım Buğday inekler mi geliyor o inek ve koyun geliyor Çok iyi İnek ve koyunu ben buraya sokuyorum Gel bakalım koyun hop hadi Hadi girersin çok rahat çok rahat girersin İşte bu Şimdi sırada inek var inek gel bakalım Sen aşağı düşmeden bari seni kurtaralım da sen de nadir bir türsün. Zor geliyorsun. Zaten senin mantar versiyonun aşağı düştü ilk bölümde. Bari sen düşme ya. <laughs> Vallahi bakalım bu domuzlar nasıl geliyor. Domuzları neyle getiriyorduk? Aa, havuçla getiriyorduk. Hatırladım. Havuca ihtiyacım var şu anda. Havuç. Havuç, 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 havuç. Hmm. Havuç bulabilir miyiz acaba arkadaşlar? Havuç bende vardı sanırım. Yani kaybetmediysem olması gerekiyor. Aa dur dur. Bu sandıkta olması gerekiyor. Aynen. Arkadaşlar havuç vardı bende gizli geçitleydi Aynen arkadaşlar buldum tamam Ben arkadaşlar gizli geçitime koydum böyle özel türleri Ne olur ne olmaz patlar matlar Creeper gelir bir şey gelir patlatır Sonra arkadaşlar özel türler gitmesin Onları hani muhafaza ediyorum Şöyle Bir çit kapısı yapalım tamam Bu çit kapısı ve bu yer arkadaşlar Domuz için olacak ee, Şöyle bu karpuzu kıralım Hop 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 tamam Şimdi domuzcuk gel bakalım Bak elimde avuç var bak senin en sevdiğinden bak gel bakalım hadi. Hadi gel hadi gel gel gel, gel. hadi gel. Hop geldi tamam çok iyi. Seni de şöyle buraya sokalım. Hop dur lan bekle hop tamam çok iyi. Evet ahırımız tamamlandı arkadaşlar. Hayvanlarımız düzene soktuk. Böyle gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi artık başı boş dolaşmayacaklar. Başı boş dolaşıp aşağı düşmeyecekler. Keşke arkadaşlar ilk başta yapsaydım aslında ama ilk başta yapmadığım için bayağı pişmanım. Eğer şu an ilk başta yapmış olsaydık yani bayağı yani arkadaşlar bay hayvanımız ölmezdi. Koyunumuz ölmezdi. Ne bileyim kim ölmezdi başka. Mantar ineğimiz ölmez, ölmezdi en başında. Mantar ineğimiz öldü mesela. Onu kurtarırdık. Güzel olurdu ya. Keşke ilk başta yapsaydık. Keşke ilk başta akıl etseydim. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok da geç kaldığımız zannetmiyorum. Yani inek düşse kötü olurdu mesela. Oh burada bayağı hayvan birikmiş. Ama bu hayvanları. Hayır hayır bu hayvanları şimdi kesmeyeceğim. Bu videoda kesmeyeceğim. Hayır, hayır hayır hayır. Sakın gelme. Gelme lan abi örümcekler tırmanıyor ya tamam aşağı attım sıkıntı yok. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünkü videoda arkadaşlar hayvanları kesmeyeceğim. Pardon şunları kesmeyeceğim. Bu arada bir soru videoda arkadaşlar sizce inekten süt alayım mı? Ne bileyim tavuk yumurtalarını buraya koyayım mı arkadaşlar? Ben de çünkü baya bir tavuk yumurtası birikti. Yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın 16 tane hatta 3 tane daha tavuk yumurtası birikti. Bunları kullanayım mı arkadaşlar? Yorumlarda yazmayı unutmayın dediğim gibi. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı teker teker kalp bırakıyorum arkadaşlar. Bu arada giz geçtiğimizde de kapatalım. Tamam. Gizli geçtiğimizde kapattıysak arkadaşlar. Bir videonun daha yavaştan sonuna gelelim. Lütfen video like atmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hedefimiz 15.000 like. Bu video 15.000 like gelirse bu tür videoları devam edeceğim. Ayrıca kanalımıza abone olup açmayı unutmuyorsunuz. Şu an sağda ve solda arkadaşlar iki tane video var. İki videoda lütfen tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.